Evet. Cin insan münasebeti ikinci bölüm. Yani kısa tutmamın sebebi yani izleme imkanımız olsun. Böyle uzun uzun konuşup 1 saat 2 saat konuşan zaten o halde yok bende. Dolayısıyla evet cin insan münasebeti. Birinci programın sonunda bunlar insanı nasıl etkiliyorlar diye bir soru sorduk. Birkaç varsayım üzerinde durduk. Yani bunlar temas eder etmeye etkiliyorlar. Yoksa zihinsel dünyamıza girip burada etkileme mi yapıyorlar? Hatta bir soru daha ekleyelim buna. Nasıl görüyoruz? Niye herkes görmüyor? Niye bazı insanlar görüyor? Ondan sonra yine bir şey daha söylemiştik. Varsayım olarak söylemiştik değil mi? Bunu yapıyorlarsa yani zihinden yapıyorlarsa bunu nasıl bir metotla yapıyorlar? Yani bir doktor hassasiyetiyle bizim beynimizdeki o zihin dünyamıza girip buralara bir şeyler mi işliyorlar? Bir soru daha ekleyelim. Cevabı nasıl olsa öbürüne de veririz. Rüyayı nasıl görüyoruz? Rüya görmemizde bunların etkisi var mı? Bunları da ekleyeceğiz. Şimdi sure hatırımda değil şu anda. Sanırım Kalem suresinde yanılmazsam inşallah. Burada Allah Resulullah'a şöyle diyor. Dilini depreştirme. Biz onu senin kalbine indireceğiz. Yerleştireceğiz. Sen acele etme diyor. Hani şimdi şairler, şiir yazanlar bilirler. Duygular gelip de şiir sözleri dökülmeye başladığında hemen alelacele kalem kağıt ararız. Unutmayalım diye. Değil mi? Çünkü bu da bir ilhamdır. Yani bir tür vahidir, ilhamdır. Şimdi ilhamın kaçmaması için veya ilhamı ifade eden cümleleri kaybetmemek için ilhamı kaybetmiyoruz. Onu dile dökmeye, kelimelere dökerken sıkıntı yaşıyoruz. Şairler, yazarlar, her neyse işte sanatçılar bilir bu söylediğimi. İşte burada Allah da vahiy peygamberin Resulullah'ın kalbine indirdiği için herhalde Resulullah insan sonuçta tabii telaşlarını unutmayayım diye böyle tekrar etmeye çalışıyor galiba kendi kendine unutmayayım diye. Allah da diyor ki acele etme sen depreştirip durma kendi kendine böyle şey yapmana gerek yok onu biz senin kalbine yerleştiriyoruz diyor. Unutmazsın diyor yani korkma. Öyle bir şeye sıkıntı çekme diyor. Ha. Şimdi ve ayrıca Allah yine başka bir ayette ona cin ve şeytan musallat olamaz vahye. Cin ve şeytan musallat olamaz çünkü onların bekçileri vardır diyor. Yani vahiy korunuyor. Neyden? Yabancı madde girmesinden. Peki soru şu. Melek geldi. Allah Resulü'nün kalbine vahyi yerleştiriyor. Cin şeytan nasıl girecek bu araya? Hiç sordunuz mu? Ben sordum. Ben meraklı melahat sorarım. Soruyu soracaksın ki cevabını arayacaksın. Bulabilir miyiz? Ben bulamayabilirim. Başkası bulur. Benden sonrakiler bulur. Birileri bulur. Evet. Şimdi az önce ilhamı örnek vererek demiştim. Hani acele ederiz yazarız yazmak için. Peki vahiy yazılı gelmiyor. Kalbe bir duygu şeklinde iniyor. Duygu. Tıpkı şairin kalbinden şiirin doğması gibi düşünün. Hani şimdi şöyle düşünün. Adam şairdir. Bir olay karşısında etkilenir. Hemen duyguları harekete geçer. Bu duygular zihin dünyasına gidip şekillenir, biçimlenir, kelimelere dökülür. Ama kalpteyken saftır, henüz kelimelere dökülmemiştir. İşte cin tam burada, cin de demeyeyim o şeytani bir olay, şeytan tam bu arada o duygunun içine yabancı madde katabilir. Yani başka bir söz, başka bir kelime, efendim anlamını değiştirecek, vahyin anlamını karıştıracak, bir şey katabilir.
kattığında o zaman Allah Resulü kendisine vahyedilen bu bilgiyi dışarıya verirken o şeytanın kattığını da beraber söyler ki bu da peygamberlik görevine son verdirir. Ha bu insanın elinde olmadığı için yani bu katkı olayı, duygulara katkı olayı peygamberin elinde değil. Dolayısıyla Allah diyor ki biz yaparız onu diyor. İnsana bırakmıyor yani. Kalbine yerleştiririz. Bu aynı zamanda zihnine de korunaklı şekilde yerleştirilir. Sen rahatlıkla bizim sana vahyettiğimizi insanlara söyle. Şimdi bunu niye örnek verdim? Bu vahyin alışık biçimini Kur'an-ı Kerim'i okurken yaşadığım olayla bir benzerlik gördüm. Yani bir şey yaşıyorum ben. Bunu ispat edemem. Hiç kimse gördüğü rüyayı çıkarıp da aha ben böyle bir rüya gördüm buyurun videoya kaydettim diyemez. Öyle bir şansı yok. Kişi görür, kendisine ait. Hani bana gelir rüyasını anlatır. O ne anlatırsa ben de onun rüyası olduğuna inanırım. Gördün mü ben rüyayı? Yok. Gören kendi. Anlatan kendi. Onun anlatışına göre de rüyayı yorumlarım. Ama yalan söylediyse, ama ekleme yaptıysa, ama rüyadan çıkarma yaptıysa yapılan yorum da boşa gider. Onun için bana yazı yazanlara abi bir rüya gördüm, şunu bir yorumlar mısın diyenlere noktasına virgülüne kadar anlatacaksın diyorum. Yoksa yorum olmaz. Yorum yapılamaz. Güzel, çirkin. Her neyse noktasına virgülüne kadar rüyayı anlatacaksın. O zaman anlaşılır. O zaman yorum yapılabilir. Evet. İşte vahiy ile ilhamın benzerlikleri. Tabi aynen ilham bir vahiy değildir. Onu açık ve net söylüyorum. İlham bir vahiy değildir. Ama benzerliği vardır. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı ölüm ve uyku gibi. Uyku küçük bir ölümdür. Hani Allah ne diyor ayette? Biz iki türlü ruhlar alırız. Birinde ölüm vakti geldiyse alırız, o katımızda kalır. İkincisi uykuya vardıklarında ruhu alırız, geri tekrar iade ederiz diyor. Verdiğim örnek de buna benzer. Evet, video fazla uzun olmasın. Üçüncüde buluşuruz inşallah.